Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7 Mart Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 2 günlük bir ara vermek zorunda kaldım. Maalesef yine hastalık. Eskiden senelerce hastane yüzü görmezdik. Şimdi artık en ufak bir şeyde maalesef hastalanıyoruz. Perşembe gününden beri zaten bir ufak tefek rahatsızlığım vardı. Cuma gününde biraz fena, hatta cuma değil de perşembe günü mü? Ne hastaneye gittim. Mecburen gittim tabi, bu vaktim olacak gibi değil. Doktor acilde baktığı için, çünkü normalde öbür türlü muayeneye gitsem gün verecekler. Ben de acile gittim direkt zaten. Hastane da yakın, Allah'tan burada yakın, yani 15 dakikada bir yürüme payı var. Sigorta hastanesi, gittik oraya. Faranjit olduğumu söyledi, yani boğaz enfeksiyonu olduğunu söyledi. İşte neden oluyormuş bunlar? Genelde ya çok konuşmalardan olanlar oluyormuş, işte soğuk sıcak durumlarda olabiliyormuş. Yani bakteriyel bir sorunmuş. İşte antibiyotik verdi, bir burun spreyi, iki tane de ona benzer haplar verdi. Bir tane de hatta suda çözülebilen bir şey vardı. Maalesef onları aldık. Cuma günü biraz iyiydim, kendimi iyi hissettim. Tabii o ilaç kullanınca biraz rahatladım sanki. Cumartesi ben de gittim, bir işe çıktım. Mecburen bir işim vardı çünkü. Hatta cuma da gitmem gerekirdi, gitmedim. Cumartesi bıraktım. Cumartesi gidince de bu sefer iyice kötü oldum. Bir de yağmura yakalandım. İzmir'de cumartesi günü bayağı güzel bir yağmur yağdı ama ince ince yağdı, ama en azından bizi ıslatacak şekilde oldu arkadaşlar. Ve eve kendimi zor attım ama inanın elimi kaldıracak halim yoktu. Pazar günü aynı şekilde bayağı kötüydüm. Ha bugün iyi miyim? İki güne oranla iyiyim ama bugün de aslında normal şekilde yine hastayım ben de. Çünkü doktor dedi en azından 10 günde de yatak istirahatı yapman lazım. Yani evden dışarı çıkmaman lazım. İşte biz de mecburen uyumak zorundayız ama tabii nereye kadar uyuyacağız? Bazı yerlerde uyumuyoruz. Kusura bakmayın, böyle bir konuşmalarla açılış yaptım. Arkadaşlar Adana en azından bugün evde olduğumuz için en azından bir sakin kafayla bir şeylere baktım tabii ki. Bir analizler falan yaptım. Ben yarış anlatmayacağım. Çünkü gerçekten boğaz olarak bayağı kötü. Çünkü yutkunamıyorum. Yani su içerken bile zorlanıyorum. Ben şablon paylaşacağım yine. İnşallah birkaç gün içinde iyi olursam hemen tekrardan sizlere normal yayın akışına devam edeceğim. Ama şimdilik bir şablon yapayım. En azından sizlere belki faydası olur diye umut ediyorum. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Şablon önce Adana'yı paylaşayım. Hemen bir 15-20 saniye sonra da Antalya yarış programını paylaşıp sizlere veda edeyim arkadaşlar. En azından siz de şablonunuzu şu şekilde not edebilirsiniz. En azından benim görüşüm bu. Birinci altılı tek olarak çıkaramadım ama tercihi size bıraktım. İkinci altılı Ganyan için bir 7. koşuda 2 nolu safkan kazanmaya bayağı yakın geldi bende. Ben de onu o safkana güvenerek tek attım. İnşallah bizleri de yanıltmaz. Bir 10 saniye daha bekleyeyim. Hemen Antalya yarışını programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Konuşurken inanın zorlanıyorum çünkü. Elimden geldiğince konuşmamaya çalışıyorum. İşin kötü tarafı yani bütün vücudu götürüyor. Yani bir boğaz enfeksiyonu ama bütün vücut iptal oluyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Daha ben kapmadım. Ben büyük ihtimalle böyle bunu yapmadık ama en sonunda faranjitinden ne olduğunu öğrendik. Evet arkadaşlar, şimdi ben hemen Antalya şablonuna geçiş yapayım. Antalya şablonum da benim bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. İnşallah güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.